Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9 Temmuz Perşembe akşam Keeneland Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine 7 koşulu bir Amerika yarışları var. Keeneland'ı işte dün daha önceden görmeyen arkadaşlar en azından dün görme durumunu gördüler. Nasıl bir yer olduğu hakkında. Yani güzel bir yer aslında. Bazen yüksek ikramiyeli yarışlarının da olduğu yer. Yani bazı jokeyler bile gelip burada yarış koşabiliyor. Yani güzel iklim olarak da iyi yer, bir yer. Bugün yine bir 7 koşu program var. Dün yine iyi bir yayın yaptık. Kazanan arkadaşları buradan tebrikliyorum. Hani bol bol inşallah daha yüksek ikramiyelere gidersiniz arkadaşlar. Güzel şakalaşarak, yorumlarla en azından birbirimize paslaşarak güzel bir oyun olacağına inanıyorum ben. Yine bugün güzel bir oyun olacağını yine inanıyorum. Arkadaşlar yine bakın ben size bir şeyler veriyorum. Sizler de eğer çok benimsediğiniz bir safkan varsa ilave edin. Burada ben bir şey demiyorum. Yani illa kalkıp da hepsini aynı olarak yazmanız gerekmiyor. Yani benim burada maksadım en azından sizin çorbanızda bir tuzumun olması arkadaşlar. Yani eğer o çorbanızda bir tuzum varsa ne mutlu bana arkadaşlar. Çünkü ben en azından sizlere bir şeyler kazandırabilmek. Yani amaç bu yani. Şimdi verdiğim oyun nasıl söyleyeyim? Geçenlerde hatta dün mü söyledim? Dün söyledim. Sonunda bir at tutuyordum ben çok sürprizdi. Ya işte bir at ya bir at altılıyı değiştirebiliyor. Yani o yüzden bazı yerlerde kilit atlar verebiliyorum. Ben gerçek kilit at derken ben onun kilit olduğunu fark etmiyorum. Çünkü neden? Ben burada kendi görüşlerimi sunduğum için bu atın sürpriz veya favori olduğuna pek bakmıyorum. Çünkü eğer o şekilde bakarsam zaten bu oyunu yapmam benim biraz zor. Çünkü bazı arkadaşlar diyor ki veriyorsun diyor AGF'nin ilk 4 atı. Ya ben AGF'nin ilk 4 atını vermiyorum. Çünkü burada AGF'yi görmüyorum. Çünkü ben burada tuttum safkanı sıralıyorum ama şansımıza AGF de çıkar veya çıkmaz. Ben bunda tamamen şey yapmıyorum. Bakın şimdi İzmir koşullarında koşacak. Ben 4. ayakta 3 nolu safkana çok güveniyorum. Bir de 5. ayaktaki 1 nolu safkana bayağı güveniyorum. Az önce çiftesine baktım. 24 lira mı? Yok 24 lira mı veriyor? Bayağı yüksek bir ikramiye veriyor. Yani demek ki favori değilmiş yani en azından. Bunu söyleyeyim. Neyse arkadaşlar biz fazla sözümüz atmayalım. Çünkü fazla vaktimiz yok. Gördüğünüz gibi saat şu anda 20.10. Birinci koşuda 21-12'de itibaren başlayacak. Ben hemen yedili plase ayağı, üçlü gayan ayağından itibaren bu Kinland'a bir giriş yapalım diyorum. Birinci koşu 21-12'de satış koşusuyla başlıyor. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışında. Bakalım kaydımız var mı? Evet. Burada gördüğünüz gibi boş koşuda 4 ve 5 nolu safkanlarda yarıştan çıkmış. Oranlara gelince 9 nolu safkan 2,5 lira, 8 nolu safkan 2,7, 6 nolu safkan 4 lira. 1 nolu safkan 5,5 lira, 3 nolu safkan 11 lira ve 2 nolu safkan da 20 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Benim burada size önereceğim safkan, ben burada hiç fazla şey yapmadan 8 nolu Hopcat, bir Startisti temsilcisi olan bu safkan, Corey Lanera gibi yine iyi bir jockey start alıyor. İyi hazırlıklarla, iyi performansıyla ben bu safkanın bugün buranın kazanmasını bekliyorum. Yedili plase ve üçlü galan için bu 8 nolu safkanı ben tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim bugün ben bu safkanı güveniyorum. Yani en azından güvendiğim safkan bu. Siz de tuttuğunuz safkan varsa ilave edebilirsiniz ama ben bugün bu 8'e bayağı inanıyorum arkadaşlar. Günün altılı ganyan ayağına geçiş yaptığımızda satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizce'nin 1700 metre kum yarışında burada 2 nolu safkanla yarıştan çıkmış. 7 nolu safkan 2,2, 4 nolu safkan 4 lira, 1 nolu safkan 5 lira, 6 nolu safkan 12 lira, 8 nolu safkan 12 lira, 12 nolu safkan 12 lira, 3 nolu safkan 14 lira, 9 nolu safkan 14 lira, 10 nolu safkan 14 lira, 5 nolu safkan 18 lira ve 11 nolu safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar ben buraya biraz yüklendim. Yani çünkü zor bir ayak birbirini geçebilecek safkanlar var. Valla elinizden geldiğince siz de bu ayağı biraz kalabalık tutmanızda fayda var arkadaşlar. Ama korkmayın yani benim verdiğim oyun yüksek değil arkadaşlar bugün. Hesaplamadım ama yüksek olmadığını söyleyeyim size. Rahat rahat söyleyeyim yani. Ben burada öncelikli olarak 6 nolu tapayış. Bir tapit temsilcisi olan bu safkan James Graham'la bir God of Rekürse en azından bu safkan ben en azından hazırlık olarak beğendiğim için bu tapit dayını ben ilk kafada sizlere öneririm. Yurt dışında şu anda 12 lira gibi orana sahip Türkiye'de şu anda AGF'lerde 4. sırada %10'luk oranıyla. Daha sonra 1 nolu Quarterback Duck. Bir Alternation temsilcisi Gerardo Corrales'e start alacak olan bu safkan da son yarışın güzel kazanarak formda bir isim zaten istikrarlı bir safkan gördüğünüz gibi 3 yarış koşmuş 3-2-1 hani şeye başlamış yani güzel yarışlarına. Ben o yüzden ikinci safkan olarak 1 nolu safkanı öneriyorum. Daha sonra 10 nolu Revani. Bir Giant Kosovo gibi gerçekten iyi bir orijine sahip Tyler Gopalin zaten iyi bir jockey.
Bunu söylemeye gerek yok arkadaşlar. Ben bugün onunla olası hakkında kuponlara yazacağız. Bugün sürpriz konumunda olan bir isim bu. Daha sonra 7 nolu Stelic, bir Blama temsilcisi Julian Laporos'ta start alacak olması hakkında son güzel ikinciliğinden sonra şanslı isim. Şu anda yurt dışında ve Türkiye'nin de favori olan bir isim. Daha sonra 12 nolu Tiz McNamara, bir Tiz nolu temsilcisi Rafael Bejarano ile start alacak olan bu safkanda son güzel performanslarıyla, güzel durumuyla bence yazılması gereken bir diğer isim olur. Son bir hafta bir Bodomeister temsilcisi Türkiye'de olan bu aygının tayı olan 4 nolu Urbanite de Kore Lelere ile de kuponlara yazılması gereken son isim olarak size öneririm. 6, 1, 10, 7, 12 ve 4 nolu safkanda bu 6 safkanı ben ilk ayak için önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Günün ikinci ayına geldiğimiz zaman şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çimkosunda 2, 5, 7 ve 12 nolu safkanlar yarıştan çıkmış arkadaşlar. 10 nolu safkan 2.7, 9 nolu safkan 4 lira, 1 nolu safkan 4.5 lira, 11 nolu safkan 4.5 lira, 4 nolu safkan 8 lira, 3 nolu safkan 8 lira, 6 nolu safkan 14 lira, 8 nolu safkan 20 lira gibi orana sahip. Benim burada size önereceğim safkan, öncelikle ben şu 3 nolu İvyetsu, bir tapit temsilcisi olan bu safkan Floro Gerors'la güzel performansıyla ve bir de çim pisti bulmuş. Abi, şimdi az önceki tapiti verdik kumda, bunu çimde veriyoruz. Sakın yanılmayın arkadaşlar. Tapitin tayları hem kum hem çim ayırt etmez arkadaşlar. Yeter ki formunda olsun. O yüzden ben genelde tuttuğum safkanlar, ama tabii bu safkan biraz bende iyi geldiği için tutuyorum. Yani illa tapit diye ön planı tutmuyorum. Yani. Daha sonra 3 nolu safkandan sonra 10 nolu Confessic, bir Scott Dilly temsilcisi, iyi bir çim orijine sahip Ricardo Santana Jr. ile satacak olan safkanda bugünün şanslı isimleri arasında şu anda yurt dışında favori ismi, Türkiye'de şu anda 3. sırada. Daha sonra 1 nolu First Course, bir Curling temsilcisi Rafael Bejarano ile satacak olan safkanda şu an Türkiye'nin favori ismi. Ben bu 1 nolu safkandan sonra da son olarak da 4 nolu Osaka Girl, bir First Samurai temsilcisi Julian Laporos'a start alacak olan safkanda bu yıl koşmuş olduğu tek yarışı kazanan bir isim. Ben bugün de yazılmasını önerdiğim bir isim olacak. 3, 10, 1 ve 4 nolu safkanlar benim bu ikinci ayak için önerdiğim safkanlar. Günün üçüncü ayına geldiğim zaman Maiden dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışında burada gördüğünüz gibi 1-13 ekürü ama 13 nolu safkan yarıştan çıkmış ve aynı zamanda 4 nolu safkan da yarıştan çıkmış bir isim. Burada 1 nolu safkan 2.7, 8 nolu safkan 4 lira, 2 nolu safkan 4.5 lira, 10 nolu safkan 4.5 lira, 5 nolu safkan 11 lira, 9 nolu safkan 14 lira, 3 nolu safkan 20 lira ve 7 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Ben burada arkadaşlar hiç sözü uzatmadan en azından performansı iyi gördüm. Orijin de iyi. Zaten EQ'su de çıkartmışlar. Güzel bir üçüncülük elde eden tek yarışında ve Tyler Gaffalino gibi iyi jokeri start alacak olan 1 nolu Maui Maxi. Ben bu safkanı banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Ben bugün bu safkana güveniyorum. Benim bugünkü limanım bu 1 nolu Maui Maxi olacak arkadaşlar. O yüzden 1 nolu safkan tek bende. Günün 5. koşusu Altılık Anya'nın 4. ayında şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda burada 1 ve 6 nolu safkanlar da yarıştan çıkmış arkadaşlar. 11 nolu safkan 1.5, 9 nolu safkan 3 lira, 3 nolu safkan 7 lira, 7 nolu safkan 10 lira, 8 nolu safkan 12 lira, 4 nolu safkan 14 lira, 12 nolu safkan 16 lira ve 5 nolu safkan da 16 lira gibi orana sahip. Diğer saymadığım atların oranları arkadaşlar 30 liradan başlıyor. Ondan yazmadım yani. Benim burada önerdiğim safkanlar da 9 nolu Ella Brilla, bir Kitten's Joy temsilcisi olan bir safkan Adam Beşiza ile start alacak olan bir safkan göstermiş olduğu performansıyla zaten bayağı iyi. Zaten 5 yarış koşmuş, 4'ünde 3'üncülük bir tane yarış kazanmış bir isim. Yani istikrarlı gidiyor. Bugün de bence en şanslı ismi olmasını beklediğim bir isim. Zaten orijine baktığın zaman çim orijini, güzel bir çim orijine sahip. Rakipleri tabii ki var olmasını. 11 nolu Moral Resonic, bir Moradian Raid'i temsilcisi Tyler Gaffalino ile start alacak olan bir safkanda en azından buranın iddialı isimlerinden birisi. Yurt dışında da bayağı bir favori bu safkan. Türkiye'de aynı şekilde. Ve son olarak şu 5 nolu Fashionable Lady, bir Declaration War temsilcisi olan bu safkan ve Florent Jaros da start alacak olan bu safkan da bence şanslı isimler arasında. Yani 9, 11 ve 5 nolu safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Arkadaşlar kusura bakmayın, benim ses biraz tuhaf gelmiş olabilir. Çünkü dilimi ısırdım. Ondan biraz çeviremiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Vallahi canım yanıyor ya, açıkçası niye anlatayım. 6. koşu günün 5. ayına geldiği zaman şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 1-11 nolu safkanlar 2 ekürde yarıştan çıkmış arkadaşlar. Burada 8 nolu safkan 2.2, 9 nolu safkan 4.5 lira, 10 nolu safkan 4.5 lira, 3 nolu safkan 5.5 lira,
2 ons afgan 8 lira, 6 ons afgan 14 lira, 5 ons afgan 20 lira ve 4 ons afgan da 20 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar sırasıyla, ben öncelikle 3 nolu Figure 8 Out, bir partner temsilcisi olan bu safkan Florent Jarros'ta start alacak olup, gerçekten formunu diyecek bir şey yok arkadaşlar, çok üst düzey bir forma sahip. Gerçi burada birkaç tane safkan aynı şekilde. Ben öncelikle bu 3 nolu safkanı vereceğim. Son 6 yarışın 3'ünü 2. 3'ünü 1. olmuş bir isim. İlk şansı 3'e verelim arkadaşlar. Daha sonra 9 nolu Lind Guiter, bir Maçlens Muazzik temsilcisi, Tyler Gaffney gibi yine iyi bir jockey sahibi olan safkan da gerçekten performans olarak iyi formda, çok formda bir isim. Kuponlara yazacağız bir 9 nolu safkan. Daha sonra 8 nolu Dos Vinos, bir Twilight Candy gibi yine iyi bir aygırlık tayı olan safkan da Michel Morin. Yani bu jockey'i ben fazla bilmiyorum. Ama performansı iyi, handikapı da iyi. Şu anda zaten bayağı bir formda, Türkiye'de bayağı AGF'si yukarıda olan bir isim. 8 nolu safkan ve son olarak hemen bir alt daha ilave etmenizi istiyorum. Bu da bir Malibu Moon temsilcisi olan 10 nolu Kulüp Kar, Corey Lenner ile yine çok iyi bir formüle, bence yazılması gereken isim. 3, 9, 8 ve 10 nolu safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Geldik günün son koşusuna. Maiden 3 ve yukarı İngilizleri 1700 metrelik çimkosundan burada çıkanlar var arkadaşlar. 4, 8 ve 14 nolu safkanlar yarışına çıkmış. 9 nolu safkan 2.7, 1 nolu safkan 4 lira, 15 nolu safkan 6 lira, 7 nolu safkan 6 lira, 11 nolu safkan 8 lira, 10 nolu safkan 11 lira, 12 nolu safkan 14 lira, 6 nolu safkan 16 lira, 13 nolu safkan 16 lira, 5 nolu safkan 18 lira ve 3 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip burada. Benim burada size önereceğim safkan, ben en azından ikinci banko için bu aya seçtim arkadaşlar. En azından formda bir safkan, bence kazanması en normal sanmış. Ama bir tek işte dezavantajı, bir senede koşmayan bir safkan ama hazırlık olarak çok çok iyi durumda. Şu anda yurt dışında da bayağı bir önemli bir favori. Türkiye'de de şu anda çok iyi bir favori kılınımda olan bir 9 nolu Exurut, bir Noble Mission temsilcisi Louis Sayers gibi oldukça etkili bir jockey'e sahip. Bence bu yarışı kazanır arkadaşlar, Maiden'dan çıkar safkan, çünkü daha üst gruplarda koşmuş bir isim. Yani bu Maiden bile ikramiyesi iyi, yani 42 bin dolarlık gerçekten iyi bir ikramiye sahip. Bence bu yarışı kazanır arkadaşlar. O yüzden günün ikinci bankosu olarak bu 9 nolu Exurut'u sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugünkü yorumlar bu kadar. İnşallah her şey gönlünüzce olur, saatiniz her şey iyi olur. Sizlere bol kazançlar dileyerek yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.